Merhaba, İngilizce Beybir Metin Çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte dikkat çekici bir konuyla ilgili bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Başlamadan önce yapmak istediğim bir anons var. Kurs soran arkadaşlarımız için kurslarımın linkini bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Arzu edenler gidip kursları inceleyebilirler ve onlardan istifade edebilirler. Başlığımız şöyle: How much protein do we really need? Gerçekte ne kadar proteine ihtiyacımız var? We need to talk about protein. Protein hakkında konuşmamız gerekiyor. In 2019, 2019 yılında The Guardian called it, Guardian gazetesi adlandırdı onu, The Rich World's New Diet Obsession, zengin dünyanın yeni diyet takıntısı olarak adlandırdı. Obsession, takıntı. It added ve o ilave etti, We can't get enough, yeterince alamıyoruz. But we already eat too much, ama zaten aşırı yiyoruz ya da gereğinden fazla yiyoruz. Since then, o zamandan beri, then o zaman, the obsession certainly hasn't died down. Takıntı kesinlikle die down da azalmak demek, azalmadı. Present perfect çünkü o zamandan beri diyoruz. As gym culture, spor salonu kültürü has become more popular. Bu as burada dikçe anlamında spor salonu kültürü daha popüler oldukça become haline gelmek anlamında bir olmak. Protein has been seen, protein görüldü. Bu da present perfect, pasif. Been ve seen, fiilin üçüncü hali has been seen. As super food, protein süper yiyecek olarak görüldü. And fitness lovers ve fitness severler ya da spor severler worry, endişe ediyorlar. Neyden peki? They are not eating enough. Yeterince yemediklerinden endişe ediyorlar. Eating a high protein diet, yüksek proteinli bir diyetle beslenmek, eat'i böyle alacağız burada. Diet İngilizce'de beslenme düzeni demektir. Dolayısıyla yüksek protein ile beslenmek ya da yüksek proteinli bir beslenme düzenine sahip olmak can be a good way, iyi bir yolu olabilir. Neyin? To gain muscle, kas kazanmanın, and lose weight ve kilo vermenin. There is science that supports this. Bunu destekleyen bilim mevcut. There is science. However, ancak experts say that, uzmanlar söylüyorlar. Aktarmalı anlatıma girdik. Söylüyorlar ki, yerine geçer bu that, ya da arkadan geleni cümlenin çevresini yapıp şöyle şöyle olduğunu söylüyorlar diyebiliriz. Uzmanlar söylüyorlar. Neyi söylüyorlar? That most people who care about their diet, diyeti yani beslenmesine dikkat eden çoğu insanın are probably already getting enough protein. Muhtemelen already zaten yeterince protein alıyor olduğunu söylüyorlar. So how much do we really need? Öyleyse gerçekte ne kadarına ihtiyacımız var? Some fitness influencers, bazı fitness fenomenleri, influencer etkileyen kişi demek. Yani Türkçe'ye bazı fitness etkileyenleri desek çok da yerine oturmayacak ve yakışık almayacak. Dolayısıyla ben fenomen demeyi tercih ediyorum. Bazı fitness fenomenleri ya da spor fenomenleri, fitness spor olarak da alabiliriz. Recommend, tavsiye ediyorlar. Eating, yemeği tavsiye ediyorlar. Over 100 grams of protein a day. Günde 100 gramın üzerinde protein yemeği tavsiye ediyorlar. But experts say, ama uzmanlar söylüyorlar, that's really not necessary. Bunun gerçekte zorunlu olmadığını ya da gerekli olmadığını, necessary gerekli ya da zorunlu anlamına gelen kelime. And eating too much ve aşırı yemek may not be safe, güvenli olmayabilir. The minimum amount, en küçük miktar, we need, bizim ihtiyaç duyduğumuz, buraya kadar olan kısım özneydi, is considered, kabul edilir ya da ediliyor.
to be olduğu kabul ediliyor. Dolayısıyla düzgün toparlarsak bizim ihtiyaç duyduğumuz minimum miktarın to be 0.8 grams of protein per kilogram of body weight, vücut ağırlığının per kilogram, her bir kilogramı için 0.8 gram protein olduğu to be considered, kabul ediliyor. Dolayısıyla someone, herhangi biri, who weighs 80 kilograms, 80 kilo ağırlığında herhangi biri, would need, ihtiyaç duyacaktır, at least 64 grams of protein per day, her bir gün başına 64 gram proteine en az at least ihtiyaç duyacaktır. According to the British Heart Foundation, British Heart Foundation'a göre, bu bir özel isim ama çevirisini illa yapmamız gerekirse İngiliz, kalp şöyle vakfına göre diyebiliriz. Foundation, vakıf ya da kuruluş. That's about two palm-sized portions of chicken. Bu miktar yaklaşık iki palm-sized, avuç içi büyüklüğünde tavuk porsiyonudur. Fish, balık, saymaya da devam ediyor. Tavuk olabilir, fish, balık olabilir, nuts, fındık olabilir, or tofu ya da tofu olabilir her gün. A chicken breast contains, bir tavuk göğsü içerir, about 25 grams of protein, yaklaşık 25 gram protein içerir. An egg contains about 6 grams, bir yumurta yaklaşık 6 gram içerir. And a glass of milk, ve bir bardak süt, will give you, size verecektir, about 8 grams, yaklaşık 8 gram sağlayacaktır ya da verecektir. The amounts suggested by some influences, bazı fenomenler tarafından önerilen miktarlar are more than most Olympic athletes need. Olimpik sporcuların çoğunun ihtiyaç duyduğundan daha fazla. And Fadima Cody, Stanford from Harvard Medical School ve ez var burada gibi anlamında, Harvard Tıp Okulu'ndan ya da tıp fakültesinden, Fadima Cody Stanford'ın söylediği gibi, kime söylediği gibi, NBC News'a söylediği gibi, most of us don't need that much, çoğumuzun bu kadar fazlaya ihtiyacı yok. Eating too much protein, aşırı protein yemek, can also cause kidney problems, aynı zamanda böbrek problemlerine neden olabilir. If you are doing a lot of exercise, eğer siz çok egzersiz yapıyorsanız, you may need more protein, daha fazla proteine ihtiyacınız olabilir. But experts say, ama uzmanlar söylüyorlar, gene aktarmalı anlatıma girdik ve ne söylendiğini gene detle fiilimize bağlayacağız. In general, genel olarak, our diets alone give us enough. Tek başına bizim beslenme düzenimiz genel olarak bize yeterince veriyor ya da verir. Without a need for foods, yiyeceklere ihtiyaç olmaksızın. Hangi yiyeceklere? That are sold, satılan yiyeceklere. As olarak, ne olarak? Protein rich, protein yönünden zengin diye satılan. Or special protein balls, ya da özel protein topları, barları, or shakes ya da shake'leri. Olmaksızın, başında da bir without vardı, olmaksızın genel beslenme düzenimiz bize yeterince sağlayacaktır, verecektir. Protein is essential for our health. Protein bizim sağlığımız için gerekli. And as a part of a balanced diet, ve dengeli bir diyetin parçası olarak gerekli. Ama the message from profesyonellerden gelen mesaj is that, şudur ki, when it comes to protein söz konusu olduğunda, there is no need to panic, panik olmaya gerek yok.
Videomuz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın istiyorum. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.